Alper'in Bonus Bölümünden Herkese Merhabalar Merhabalar Bugün Alper'le birlikte size özel bir bölüm hazırladık Biliyorsunuz ilk sezonumuz bitti İkinci sezona başlamadan önce e, Aslında sizlerden sık sık gelen bir e, Sık sık gelen soruları Aydınlatmak istedik Sizlere yardımcı olmak adına bu bonus bölümü gerçekleştiriyoruz e, Bu bölümde e, Podcast nedir? ve Podcast yayını nasıl yapılır? Bunlarla ilgili e, sizlerle paylaşımlarda bulunacağız e, Sık sık ...yayınlarımızın sonrasında ya da yayın anında bizlere e, sorular geliyor podcast yayını ile ilgili. E, özellikle podcast yayını yapmak isteyen arkadaşlarımızdan bu bizim için mutlu edici bir haber tabii ki. E, biz de bu konuda sizlere yardımcı olmak aslında bunu Podimedia e, çatısı altında yardımcı olmak adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bugün sizlerle e, bir podcast yayını neler nasıl yapılabilir ve podcast yayını yapmak için... Ee, nasıl araçlar gerekli ve hangi hesapları e, kullanma, kullanmanız gerekli Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız Alper'le ilgili Biliyorsunuz hmm. e, şu anda ülkemizde de e, podcast yayıncılığı artarak devam etmekte e, Bir YouTube e, çılgınlığı var bildiğiniz üzere İnsanlar YouTube kanalları üzerinden e, kişisel hesaplar ya da marka hesapları açaraktan e, Kitlelere ulaşıyorlar ve e, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu da artık YouTube kanalından ...medya aktivitelerini takip ediyor. Bununla beraber dünyada da podcast yayıncılığı hızla ilerliyor. Yüksek satın almalar var, ciddi satın almalar var... ...ve bu alana yönelik ciddi yatırımlar var. Ülkemizde de aslında biz Podimedia ekibi olarak... ...2019 yılının podcast yayıncılığı yılı olacağını düşünüyoruz... ...ki veriler de onu gösteriyor. Kesinlikle inanılmaz bir artış gösteriyor şu anda zaten. Aynen Yayıncılık. öyle, Alper'in de dediği gibi... Bu yayıncılık da bu kadar artarken siz de doğal olarak bizi dinliyorsunuz ya da başka podcastleri dinleyerek siz de bu alanın içerisinde yer almak istiyorsunuz diye düşünüyoruz ki gelen sorular o neticede. Bununla ilgili birçok soru işaretleri var podcast yayıncılığı nasıl yapılır i̇şte ne gibi ekipmanlara ihtiyacımız var hangi kanalları kullanabiliriz açıkçası bunu aydınlatma yönelik bir program gerçekleştiriyoruz bizlerin de size bir katkısı olursa bizim için ne mutlu. Biliyorsunuz her zaman da dile getiriyoruz programlarımıza. Biz Podimedia çatısı altında farklı konular üzerinden farklı kanallarla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin 3'te 2'de daha çok felsefe, bilim ve teknoloji ağırlıklı ve gündelik hayata yönelik bir paylaşımda bulunuyoruz. İşte geçmişten gelen adlı bir tarih programımız var. Burada da tarihle ilgili yayınlar yapıyoruz. Buna benzer birçok kanallar yaratıp birçok konuyla ilgili birçok konular konulara yönelik kanallar yaratıp bunlar üzerinden sizlerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Tabii alanlarınız ya da mesleğinizle ilgili. Efendim? Bir de lobum var onu da. Unutmayalım. Ha tabii aktif grupları da saymak da aslında fayda var. Mesela sinema üzerine de yaptığımız bir sinema ve dizi sektörü üzerine yapmış olduğumuz Lebum diye de bir yayınımız var. Burada da sinema ve dizi sektörünü konuşuyoruz. Bunun yanı sıra Podimedia Spreaker hesabımıza girerseniz gelecekte de açılacak iki yeni kanalımız var. Bunun üzerine de hem hukuk ve psikoloji üzerine çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu tamam. zamanla tabii ki bölümlerimizi, konularımızı artıracağız. Farklı konu başlıklarında herkese ulaşmak istiyoruz. O yüzden bizi de bu kanallarımızdan da yine takip etmeye devam edebilirsiniz. Ee, i̇stersen Alper yavaş yavaş giriş yapalım podcast yayıncılığı ile ilgili. Ee, topu sana vereyim ne dersin? Ee, olur tabii. Sen e, gayet güzel bir giriş yaptın teşekkür ediyorum. Şimdi e, teşekkür öncelikle bu yayını neden üçte iki çatısı altında yaptığımızı bir kısaca açıklayalım. Diğer podcast kanallarımızın işte konuları hem çok uygun değil. Biz de gerçi genelde toplum kültür Felsefe alanında e, konuşmalar yapıyoruz. Konularımız o yönde. Ama e, Podimedia'nın kurucu podcasti olarak e, ve Podimedia'yı yürüten ekip olarak e, diğer ekiplere nazaran bizim bu öndeki tecrübemiz çok daha fazla. Çünkü biz bu işe girerken sıfırdan başladık. Hiçbir bilgilendirici video veya içeriğe ulaşamadık. Yabancı kaynaklardan, yani Türk kaynaklar da var ama yeterli değil maalesef. Yabancı kaynaklardan e, ulaştık birçok şeye ve deneye deneye işte kullana kullana öğrendik. Ses kalitemizi arttırdık. İşte kullandığımız podcast platformlarını değiştirdik. Birçok podcast platformu demedik. Birden çok diyelim birçok demeyelim de. Bunun sonucunda bir tecrübemiz var. Bu tecrübeyi insanlara aktaralım dedik. Çünkü biz her zaman söylediğimiz gibi podcast ekosisteminin gelişmesini istiyoruz Türkiye'de. Bunun niye gelişmesini istiyoruz? Çünkü ben iyi bir podcast dinleyicisiyim. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de şu. Biliyorsunuz medya, klasik anlamdaki medya, görsel, yazılı ve işte sesli olarak üçe ayrılıyor. İşte radyoculuk, televizyonculuk ve gazetecilik eskiden. Şimdi bu internetin ve işte teknolojinin çok fazla gelişmesiyle artık yine üçe ayrılıyor. Ama bu bunun internete yansıması, YouTube, podcast yayıncılığı ve işte sosyal medya, blog. Daha doğrusu blog diyebiliriz gazeteciliğe ama tabii Twitter'da bu yönde çok fazlasıyla kullanılıyor artık. bizim bu alanın gelişmesini istememizin sebebi YouTube'daki içeriklerin tabii çok dolu içerikler de var ama çok daha görsel olduğu için görselliğe dair içerikler de popülariteye oynama yani seyirciye oynama daha fazla oluyor. İşte yani konu seçerken, başlık seçerken veya işte içerik oluştururken içeriğin kalitesinden ziyade ne kadar ilgi çekeceği her zaman daha ön planda oluyor. YouTube'u da televizyonla eşleştirdiğimiz zaman, klasik anlamdaki televizyonla, bunun neden böyle olduğunu anlayabiliriz. Çünkü televizyonda böyle bir şey. Bunu doğal karşılıyorum, hiçbir sıkıntı yok. Yazılı medya daha çok işte habere yönelik içerikler veya işte okumaya yönelik bilgisayar içerikler oluyor. Yazılı medyayı biz okumayı çok sevmeyen bir millet olarak, yazılı medyaya ilgimiz daha az, daha kısa bilgiler içeren, kısa haberlere ulaşabildiğimiz Twitter'ı bu yönde baz alıyoruz ve daha çok takip ediyoruz. Bunun yanında bir de sesli medya var. İşte radyo dinleriz hepimiz yolda, yürürken veya işte araba kullanırken falan. Podcast'te bunun şu andaki modern yansıması. Podcast içeriklerinin dolu olması lazım. Boş içeriklerin dinlenmesi çok zor. Çünkü bir görsellik yok ortada. Görsellik olmadığı zaman da insanların bir şeyi uzun bir süre dinlemesi için mutlaka çok dolu ve bilgi içeren içerikler olması lazım. Ve kendini dinletebilen işte ses kalitesi burada ön plana çıkıyor. Süreklilik ön plana çıkıyor. Oradaki işte samimiyet ve arkadaşlık bağının kurulması gerekiyor. Bu radyoda da vardır. Bu şekilde bir yayıncılık olduğu için de biz ekosistemin gelişmesini istiyoruz. Çünkü kaliteli insanlar podcast yapıyorlar genelde. Kalite podcast alanında daha üst düzey olduğunu düşünüyorum. Ben birçok şey elde ediyorum podcastlerden. Türkçe işte zaman zaman çok az da olsa yabancı podcastler de dinliyorum. Çok gerçekten dolu bilgiler ve hap bilgiler alabiliyoruz. Ee, Tabi burada halk olarak demeyeyim dünya genelinde dinlemek çok zor bir şey. O yüzden siz kendinizi dinletmek için de kaliteyi her anlamda kaliteyi hem içerik ve hem de ses kalitesini üst düzey tutmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi ve bu yönde içerikler üretmek için kendinizi zorluyorsunuz. Tabii biz iki kişi olunca bu arada Onur ikimiz de aldık sazı götürüyoruz ama aynen öyle oldu biraz. Caner bugün aramızda yok. Ee, aynen. biz Alper'le birlikte yürütüyoruz programı. Sen uzun konuştun Alper'de ben de uzun Alper çok gelin. güzel. Aynen Alper de çok güzel bir tanımlama yaptı aslında benim hani özet geçtim başlık olarak verdiğim şeyi açtı çok da güzel oldu aslında ee, bu sistemi anlatma ve sistemin gücünü göstermeye yönelik e, güzel veriler güzel bakış açıları ee, yani çok seni dinlemekten e, çok memnun oldum şu an Alper. <laughs> o zaman biraz daha devam edeyim ee, podcast'in tercih sebeplerinden bir tanesi de işte podcast'in yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi diyeyim çünkü inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Ben podcast dinlemeye ne zaman başladım? Esasen ben podcast dinlemeye 521 kanalıyla başladım. İşte Kadir Köymen'in şey, YouTube'da başka bir şey kanalını izlemişsinizdir belki. Kadir Köymen'i takip ediyordum. Oradaki kanal bitince 521 adı altında bir podcast yaptıklarını gördüm. Orada dinlemeye başladım. Çok hoşuma gitti. Çünkü genelde ben çalışırken işte kullandığı hep bir şeyler olur. Müzik olur işte veya YouTube'da bilgilendirici bir video açarım. Altı alırım işte işimi yaparken onu dinlerim. Çünkü YouTube'da video izlemek odaklanmanız gereken bir süreç ve onu izlerken başka bir iş yapamıyorsunuz. Çünkü görselliği kaçırdığınız zaman sesin çok da bir anlamı olmuyor aslında. O yüzden YouTube'da sadece ses olarak dinleyebileceğiniz içerik sayısı çok az. Böyle olunca ben 521 ile podcast dinlemeye başladım. Daha öncesinde de birkaç denemem olmuştu ama 521 gerçekten çok kaliteli bir podcast olduğu için o süreci işte bazen yabancı podcastler işte girişimci muhabbetine başladım. Birkaç tane daha takip ettiğim podcastler var. Kaliteli gerçekten Türk içerikler de var. Onların hepsini şu an güncel takip ediyorum. Bitti. 521 şu an yayın yapmıyor zaten. Belki yeni bir yayına başlamak istiyor Kadir Köymen. Dinlemenizi tavsiye ederim bu yayınları. Hem 521 hem girişimci muhabbetini. Böyle başlayınca ben onları dinlerken işimi çok rahat bir şekilde yapabildiğimi gördüm. Bunun yanında genel anlamda hem trafik sıkıntısından dolayı hem de işte evime yakınlığından dolayı araç kullanmayı çok fazla artık sevmediğim için yaşım genç olmasına rağmen Artık araç kullanmaktan ziyade çok işim düşmediği zaman yürüyerek işe gitmeye başladım. İki senedir falan öyle oluyor. Yolda müzik dinlemek yerine podcast dinlemenin daha mantıklı olduğunu gördüm. Çünkü birçok bilgi edinebiliyoruz podcast dinlerken. Beni gerçekten çok fazla yönlendiren, çok fazla etkileyen hikayeler de dinliyorum orada. Çünkü gerçek hayattan insanlar var. Bir show business yok. Orada gerçek hayat var. Hem daha samimi hem de gerçekte yaşadığı tecrübeleri aktarıyor insanlar. Tabii benim dinlediğim podcastlar iş dünyasına yönelik olduğu için daha çok hem kafamı açıyor hem de yolda bana arkadaşlık ediyor podcast yapan insanlar. Bu şekilde podcast dinleme serüvenime başladım. Daha sonra biz işte 3 kişi Caner, ben, Onur otururken işte ne yapalım ne edelim biz sürekli böyle bir şeylere girişen insanlarız ya da girişemeyen insanlarız diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki biz YouTube'ta bir şeyler yapmak istiyorduk aslında. Aslında bizim benim şu anda işte Ortağı olduğum hukuk bürosunun bir YouTube kanalı var. Ben orada bir şeyler yapmaya başlamıştım ama iş yoğunluğundan dolayı sürekliliği az. Biz de aramızda konuştuğumuz işte teknolojik gelişmeleri falan dedik ki bir YouTube kanalında işte e, konuşalım. Ben çok işte yüzüm görünsün istemiyordum açıkçası. Çünkü e, işimden dolayı da, ya işimden ziyade ne bileyim YouTube'da çok fazla böyle yüzüm görünsün istemiyordum açıkçası. Dedim ben sesli olarak katılacağım. onur da işte içerik üretecekler. E, buradaki içerikler tabii daha kaliteye yönelik içerikler. Olması düşüncesi vardı daha kaliteli işte Onur'un özellikle okuduğu kitaplardan çok fazla böyle bilimsel ve geçmişte hiçbirimizin bilmediği bilgilere sahip olduğunu biliyorduk bunları oturup böyle saatlerce tartışıyorduk aynı zamanda toplum kültür üzerine tartışıp felsefe de yapıyorduk dedim ki biz tamam YouTube artık hani herkes konuşuyor herkes YouTube'da var ve böyle sesli bir içeriğin aslında sese bir içerik olduğu için bizimkisi. YouTube'da yapması çok da mantıklı değil. Bakın ben podcast dinliyorum. Zaten siz de biliyorsunuz, biliyordunuz podcast Onur. Onur. Ee, dedim podcast yapalım biz. Zaten çok konuşuyoruz kendi aramızda. Ee, bu konuları insanlarla paylaşalım. Aslında başlarken çok da böyle şeyimiz yoktu. Çok da e, dinlenme gibi bir kaygımız yoktu. Ama çok olumlu ve güzel tepkiler alınca, dinlenme sayımızı görünce biz de bu ekosistemi geliştirelim dedik. İşte Podimedia'yı kurduk kısa sürede hemen. Altında da işte geçmişten gelen ve lobum başladı ve birçok projemiz var şu anda ee, Bizim gibi olmuyor açıkçası İlk başta hatırlıyorsun sen onları biz oturduk ve hemen mikrofonları sipariş ettik ee, Hemen konuşmaya başladık Mikrofonu sipariş ettik ama tabii mikrofonları nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Kullanım, e, Sipariş ettiğimiz mikrofonlar kondansör diye geçiyor Bizim tabii hiç sesle ilgili evet. bir ilgimiz alakamız bir bilgimiz Teknik yok Teknik konuları da condenser girmiş gibi... oluyoruz şu anda Aynen yavaş yavaş giriyorum. Ara ara vereceğim böyle. Ee, bu kondenser mikrofonların çalışması için meğerse miksere ihtiyaç varmış. Yoksa direkt bir bilgisayara taktığınız zaman aldığı ses mekanik oluyor ve hiç tatmin edici değil. Çünkü mekanik bir mikrofon değil. Ee, hal yani bunu, bunu bile bilmiyorduk. Oturup konuştuk. Ama şimdi birçok şey bildiğimiz için ve artık böyle dinlenme kaygımız da oluşmaya başladı yavaş yavaş. Daha doğrusu dinleyici sayımız fazla olduğu için içeriye yönelik kaygımız ve işte ses kalitesine yönelik kaygılarımız arttı. Üzerimizdeki sorumluluk Artınca hem de... kalite, teknik açıdan hem de konu açısından da e, bayağı artmış durumda. Tabi bu daha da keyif verici bir durum bizim için. Bizim için keyif verici bir durum aynen öyle. 3'te 2'de bunu çok böyle sohbet programı olduğu için çok fazla yaşamıyoruz ama işte lobum da öyle aslında. Orada da gerçi çok fazla bilgi içeren şeyler var lobumda. Özbek alıp götürüyor tabii. Kesinlikle. O konuda çok entelektüel olduğu için. Geçmişten gelendeki arkadaşlarımızın işi çok zor. Onlar tarih yapıyorlar. Tarihi hikaye anlatımı yapıyorlar aslında. Sohbet de değil onlarınki. Bir tarih hikayesini baştan sona kadar anlatıyorlar. Onların işi daha zor. O yüzden şimdi yapacağımız yeni yayınlar için daha ince eleyip sık dokuyoruz. Hem yayın yapacak kişileri hem konuları hem kanal konularını. Öyle olunca da biraz yavaşladık o konuda aslında. Böyle biraz ben hani ekosistemdeki yerimizi ve nasıl girdiğimizi anlatayım istedim. Zaten podcast nasıl yapılırı anlatacağız. Podcast ekosistemini konuşacağımız bir yayın da yapmayı düşünüyoruz ikinci bonus olarak. Ben bu şekilde bir giriş yapmış olayım. Güzel bir giriş ee, oldu aslında bu podcast seri önümüzde anlatırken. Alpen de dediği gibi ilk başta çok fazla bilgimiz yoktu ki kaynak olarak baktığınızda da çok fazla podcast yayıncılığı nasıl yapılır diye araştırdığınızda çok fazla bilgi yok. O yüzden biz de hep deneyerek bunu bulmaya çalıştık. Hatta ilk mikserimiz yokken mikrofonumuz varken 3 mikrofon aldık ama hani bir cihaza ya yani bilgisayara bağlama şansımız yoktu. Tek mikrofonun <laughs> etrafında üç kişi yuvarlak oluşturup o tek mikrofona konuştuğumuz zamanlar da vardı. Hatta ilk 3 bölümümüz o şekilde ses kalitesinden de zaten anlaşılacaktır. Sonra anladık ki bir yatırım yapmamız gerekiyor. Hatta ilk mikserimizi sipariş ettiğimizde o mikserin bizim mikrofonlara uyumlu olmadığını anladık. Mesela öyle de bir deneyimimiz oldu. <laughs> Değil mi? Şöyle oldu. Aslında o oraya geçmeden önce şeyi gireyim araya. Biz mikrofonları aldık, kurduk. İşte üç tane mikrofonu üç tane şişenin içine koyduk. Evet. Bir de onu cam şişenin aynen. içine koyduk. Bir de Mikrofonu oturtabileceğiniz mekanizma da gerekiyormuş. Onu da bilmiyorduk. Tabii hiçbir şey bilmiyoruz yani. Sadece biz mikrofonları işte sipariş ettik o şeylerin içine koyduk. Sonra baktık ki üç mikrofonu giriş yok. Yani ben şey demiş diye düşünmüştüm. İşte 3 mikrofonu 3 bilgisayara bağlayıp ses kaydı alalım diye düşünmüştüm. Ama onun çok sağlıklı olmayacağını görünce biz işte tek mikrofonu ortaya koyup yaklaşarak konuşmaya başladık. Birçok podcast yayıncısının da serüveni aslında böyle başlıyor. Hatta şu an telefondan bile yapanlar var. Evet Onur sen devam et istersen ben sözünü kestim ama girmek gerekiyordu. E, e, dediğimiz gibi hani biz de ilk başta deneyimsiz başladık ve yaptığımız hatalar aslında bize yeni yollar göstermeye başladı. E, bizim de aslında bu yayını yaparken amacımız hani biz bunları yaşadık siz yaşamadan e, direkt hani e, rahat bir şekilde podcast yayınınızı yapın istiyoruz. E, dediğimiz gibi ilk mikserde e, golü yedikten sonra e, onu iade edip yerine daha hatta daha iyi bir mikser alıp şu anki ses kalitemizde size ulaştırmaya çalışıyoruz teknik anlamda da birçok şey katıyor mesela Alper şu anda teknik anlamda çok geliştirdi kendini seslerle oynayabiliyor ses ayarlarını gerçekleştirebiliyor yani çok boğuk sesleri bile güzel sesler haline dönüştürebiliyor zaman zaman böyle kazalarda yaşayabiliyoruz yani tek mikrofon etrafında Ondan önce evet. ha, şeye girelim tek mikrofon etrafında sen devam et ya kusura bakma Aynen. Kestim sözünü. Tek mikrofon etrafında e, toplanan e, insanlar sürecinden şimdi farklı mikrofonlarla konuk olarak canlı yayın yapan e, bir sisteme doğru götürdük sistemimizi. Tabii daha da yeni ekipmanlarla e, daha iyi ses kaliteleri ve teknik olarak size ulaştırabileceğimiz e, konuları geliştirmeye çalışıyoruz. E, yani iyi bir podcast yayını olmasına iyi demeyelim. Ee, sizi de motive eden bir podcast yayını yapmak istiyorsanız iyi bir mikrofona ihtiyacınız var. Bu iyi mikrofonda derken çok yüksek maliyetli şeyler değil aslında baktığınızda. Hani günlük hayatta bazı şeylerden kıstığınızda satın alabileceğiniz şeyler. Tabii mikser konusu birazcık pahalı bir konu. Ama tek mikrofon çalışıyorsanız özellikle yani tek kişilik bir podcast yapıyorsanız bir mikrofonla ve bilgisayarınıza kuracağınız bir ses programıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Zamanla zaten siz motive olacaksınız dinlendikçe. Dinlendikçe de yatırım yapma isteğiniz de oluyor içerisinden. Bizde öyle olmuştu. Biz ilk yayınımızı yaptığımızda konuşmayı konuşmak diye yayınımız. Çok heyecanlı bir şekilde başladık. Hatta kesmiştik de bol bol. Çünkü günlük hayatta sürekli iletişim içerisindeyiz. Sürekli konuşuyoruz bu üç kişilik grup olarak ama tabii mikrofona konuşunca birazcık garip oluyor. Önünüzde bir mikrofon var ona bakarak konuşuyorsunuz. zamanla onu da alış ona da alışıyorsunuz. Şu anda çok rahatlıkla evimizde oturup yayınımızı gerçekleştirebiliyoruz ve bu podcast yayıncılığında kullanılan programlar üzerinden de bunu çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. İstersen Alper podcast'e yeni başlayacak arkadaşlarımız için de biz önerilerle başlayalım. Hani ne gibi bir çalışma yapılabilir? Tabii mikrofondan bahsettik. Bazı cep bilgisayarlara yüklenebilecek uygulamalardan bahsettik. Bunun yanı sıra web siteleri de var. Uygulamalar da var podcast yayını yapabileceğiniz. Evet. Bunlar üzerinden istersen evet. bir giriş yapalım. Giriş yapalım. Giriş yapmadan önce hemen yine temel teknik konulara da değinelim. Şöyle mikrofon herkesin en çok kafasına takılan şey. Ben de ilk baş mikrofona bakmıştım. Konuyu ve başlığımızı bulduktan sonra direkt hangi mikrofonu almalıyız, nasıl bu yayını yapacağız, nasıl kaydedeceğiz. Dediğim gibi hangi sitelere, hangi işte application'lara kullanmamız gerekiyor, or nereye yüklememiz gerekiyor gibi birçok soruyla kafam kurcalandı. Ee, be, yani yaklaşık 5-6 günlük bir araştırmadan sonra yavaş yavaş bulduk. Ama tabii e, ben hep söylerim. Teorik bilgi uygulamaya geçmediği sürece Sorunları öğrenemiyorsunuz, öngöremiyorsunuz. Hemen uygulamaya geçmek gerekiyor. Bir telefonla bile uygulamaya geçebilirsiniz. Yani telefonu ortaya alıp ses kaydını açıp iki kişi konuşabilirsiniz. Sesinizin ne kadar kötü olduğunu göreceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki biz ne yapalım? İşte e, muhtemelen yaka mikrofonu falan almayı düşünebilirsiniz. Ki basit bir podcast yayını için yaka mikrofonu bence ideal. Şöyle ki iki kişiyiz. Herkesin akıllı telefonu var artık karşılıklı geçip aynı ortamda birbirimizi duyup gör, görmemiz etkili çünkü yani farklı ortamlarda da olabiliriz bu arada ki şu an biz Onur'la yayını Onur kendi evinde ben kendi evimde iki ayrı Aynen ortamdan öyle. yapıyoruz. Aynen öyle. Teknolojinin imkanları. Aynen öyle. Ee, yani çok da korkmamak gerekiyor. Ee, ses kalitesi dinlenebilir düzeyde olması yeterli. Bizimki kadar iyi olmasına gerek yok açıkçası. Çünkü şöyle bizden çok daha iyi olanlar da var bu arada hani bizimki kadar iyi derken biz tap nokta değiliz iki tane yaka mikrofonu alabiliriz. Ben şeyi önerebilirim. Markada verelim. Boya markası var. Boya Y1 M1'di galiba modeli de. Evet. Yaka mikrofonu var. Fiyat performans ürünü. 120-130 liraya Türkiye'den bulabilirsiniz. En son 129 liraydı. en1.com'da bakmışım evet. 129 liraydı. Çok uygun bir mikrofon. Video için kullanıyorduk biz bunu. Ben video için almıştım açıkçası. Daha sonra bunu biz podcast'te de dördüncü konuğumuzu aldığımız zaman, dört kişi olduğumuz zaman kullanıyoruz hala. Şu anda da ben Boya ile ses kaydı alıyorum. Hani dinleyenlere de örnek olsun. Boya alabilirsiniz. Hatta bence 60-70 liralık yaka mikrofonları da alabilirsiniz. Ben Aliexpress'te Armik diye bir marka gördüm. Kullanmadım, deneyimlemedim ama yorumları olumlu. Armik alabilirsiniz. Şöyle tek kayıt cihazından çift ses alabilirsiniz. Boya'nın ikili, iki çıkışlı mikrofonları var. Veya işte Armik'in de iki çıkışlı mikrofonları var. Onlarla kayıt yapabilirsiniz. Ee, ama iki tane aldınız diyelim. farklı da kullanacaksınız. İkinize telefonunuza kayıt yapıyorsunuz. Bu kaydı aldınız. İki farklı kayıt var elinizde. İşte bir kendinize bir intro bulacaksınız. Ee, intro bulmak için de önerim. Orada da bir sıkıntı yaşadık. Ee, şeyde SoundCloud'da Creative Commons var. Creative Commons'ta e, ücretsiz müzikler var. Oradan ücretsiz olarak müzikleri alıp telif yememe gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ama biz YouTube'a... 3'te 2'nin podcastlerini yüklediğimizde telif yedik. Sebebini bilmiyorum. Hala çözemedim. Çünkü Creative Commons tamamen paylaşıma açık. E, download edilebilir. Ve işte ücretsiz müzikler. E, telif yedik. Biz de işte YouTube'un ücretsiz müziklerini kullanmaya başladık. Birçok böyle site var. İnternetten yazıp araştırabilirsiniz. Intronuzu buldunuz. İşte tek kayıt aldıysanız e, ücretsiz olarak Apple kullanıyorsunuz. Garage, GarageBand öneriyorum. GarageBand'de sesi çok rahat ve kolay bir şekilde ücretsiz olarak editleyebilirsiniz. İşte ben mesela editlerimi hala GarageBand'de yapıyorum. Farklı 3 ses alabilirsiniz. Eğer 2 ses alırsanız orada sanki böyle 2 ses kaydı alırmış gibi açmanız gerekiyor. 2 farklı sesi alt alta koyacaksınız. Ben bu editi öyle yapacağım mesela. Onur'un sesi, Onur bana akşam gönderecek ses dosyasını şeyden. Nereden gönderiyordun Onur? V-Transfer üzerinden kullanıyoruz. Kullanıyor, ha V-Transfer kullanıyoruz adını unuttum. V-Transfer üzerinden bana gönderecek. Ben ikisini birleştireceğim. İki farklı ses dosyasını. Aslında böyle almanız avantaj olabilir. Birinizin sesi yüksek, birinizin sesi düşük olabilir. Onları işte garaj üzerinden iki ayrı ses olarak düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde çift dosya alma, editleme bu şekilde oluyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Windows kullanıyorsanız da Audacity diye bir program var. Ücretsiz. Audacity'yi kullanabilirsiniz. Yine Adobe'nin Adobe de bir ses programı var. O ücretli tabii ki. Bir daha profesyonel bir şey. yine Apple'da da daha profesyonel bir program arıyorsanız Logic X Pro var. Biz onu kullandık ama ben çok gerek olmadığını düşündüm. Sonra GarageBand'e geri döndüm. Ee, GarageBand kullanıyoruz. Tek ses alırsanız da tek intro'yu tek sese koyacaksınız. İşte arada kesmeniz gereken yerler varsa keseceksiniz. GarageBand'de ben şeyi bulamadım. Dip sesleri temizlemeyi hiçbir zaman bulamadım ama ses düzenleme yapabilirsiniz. Ee, i̇şte en son bizim geçmişten gelenin birkaç yayını daha yükleyeceğimiz yayınlar da var. Çok kötü ses kalitesinde oldu. Teknik bir arızadan dolayı. Onların dip sesini temizleyip işte sesi ikiye böldüm Audacity'den. GarageBand'den de sesi iyileştirerek yayınladım. Çok iyi olmasa da dinlenebilir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Bu tarz yüklemeleri, yayınları bu şekilde yapabilirsiniz. Bizim gibi mikrofon almanıza bence açıkçası gerek yok. Yaka mikrofonuyla bu iş ve telefonla çok kolay bir şekilde çözülebilir. Editlemesini de yaptıktan sonra yayınlayabilirsiniz. Bir de... Nerede yayınlayacağınıza geçmeden önce bizim gibi mikrofon alacak olanlar... Biz tabi bunu daha yani birden fazla pod medyayı kurup birden fazla podcast yayını yapacağımızı düşünerek almadık bu mikrofonları. Ama aslında e, onun için gerekiyormuş. Yani biz de yaka mikrofonuyla yapabilirmişiz. E, bizim şansımız oldu. Boşuna masraf yapmamış olduk. Çünkü yayın sayısı arttı. Birden çok yayın olacaksa daha kaliteli bir stüdyo ortamı yaratabilirsiniz. E, onu sen girmeden önce gireceksin biliyorum. Girmeden önce hemen şuna da ben çok konuştum zaten. E, şuna da değineyim. Bizde öyle hani muhteşem bir stüdyo ortamımız falan yok şu anda. Bir e, küçük bir ofis tutup stüdyoyu çevirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ama yani ses kalitemizi çok artacağından değil. Ortak buluşma noktamız olsun. İşte yayınların sayısı artacak. İsteyen dilediği zaman gelip alsın diye. Biz şu an kayıtlarımızı Onur'un evinde küçük bir odada alıyoruz. Hala böyle profesyonel radyolarda gördüğünüz işte oynarlı yukarıdan gelen mikrofon ayakları yok masalarımızda. Kitaplarımızın üstüne koyuyoruz ya. hala. Evet, küçük mikrofon tutucularımız var. Kitapların üstünde yapıyoruz. Yani kimsenin gözü korkmasın diye anlatıyorum bunları yaşadıklarımızı. Göz korkutacak bir şey yok. Bir yaka mikrofonu ve bir telefon podcast yapmanız için yeterli. Burada herkes teknik detaydan korkuyor. Teknik detaya takılıp yine her zamanki Türk insanı bence. Teknik detaya takılıp podcast yayıncılığına başlamaktan insanlar korkuyorlar. Bence korkmayın. Korkacağınız şey içeriğiniz olsun, konularınız olsun ve sürekliliğiniz olsun. Çünkü podcast'te en önemli şey süreklilik. Benim takip ettiğim podcast kanallarının hepsi sürekli yayın yapan kanallar eğer bir konsept üzerinden yürümüyorsa kimse bitecek bir yayını dinlemek istemez. Sürekli olmayan bir yayını dinlemek istemez. Çok güzel bir tanımlama oldu. Yine korkutmadan bir şey daha açıklayayım. E anlatmak isterim, paylaşmak isterim. Alper burada birkaç ses programından bahsetti. Şimdi belki o konuda tecrübeniz ya da o konuda beceriniz olmayabilir. Gözünüz korkmasın internet üzerinden de podcast yayını yapabileceğiniz ücretsiz kanallar da mevcut. Mesela Anchor FM üzerinden bir yayına farklı yerden bağlanıp yani onları birleşimini de yapabilirsiniz. E, tabii iyi bir mikrofonunuz da olursa yani bir yaka mikrofonunuz olursa ses kalitesi daha güzel olur. Üzerinde editlemeden e, programı gerçekleştirebilirsiniz ama genellikle canlı yayın olmayan yani kayıt yapılan yayınlarda şey problemi olabiliyor bir anda bir tıkanma sessizlik ya onu da önceden göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü biz ilk yayınımıza başladığımızda uzun aralıklar verdiğimiz hani yayını kesip sonra devam ettiğimiz zamanlar da oldu. İstersen Alper bir uygulamalara da girelim. Hani ne tür uygulamalar kullanılabilir? Hani podcast yayıncılığını yayma ve bir podcast ortamı oluşturabilme açısından. Şimdi çok fazla sayıda program var. Hem podcast yayını yapanlar için hem de dinleyenler için çok fazla kanal var. Yayın yapanlar için yayın alabilecekleri, yayınlarını yükleyebilecekleri ve yayınlarını yükledikten sonra da işte onların RSS kodlarını alıp Apple Podcast, Google Podcast, işte Spotify gibi yerlere manuel veya otomatik olarak yayınlarını gönderebilecekleri ve yayınlayabilecekleri biz iki tane yerde deneyimledik ki çoğu podcast yayıncısı da bunları kullanıyor açıkçası. Kendi sitelerini kullanıp RSS kodu alıp yapanlar da var ama çoğu bizim kullandığımız yerleri kullanıyor. Biri ücretsiz, biri ücretli. Biri Anchor, Spotify satın aldı yakın zamanda Anchor'ı. Anchor nasıl bir program? Daha çok böyle telefondan işte anlık yayın yapabileceğiniz... ...işte vlog'un işte podcast tarzı gibi işte... ...mesela canım sıkıldı hemen Anchor'ı açıp ses kaydı alabilirim dışarıda. Şu an şunu yapıyorum tarzında. Anchor o tarz da kullanılabilecek bir kanal. Ee, şu an tabii öyle bir şey yok biliyorsun. Daha henüz işte vlog gibi bir kavram evet. oluşmadı. Şu an şuradayım. Şu kez ses kaydını aldım tarzında bir kafa yok podcast'ta... ...ama olacağını düşünüyorum. Ama Anchor'dan podcast yayıncılığı da yapabilirsiniz. Şöyle anchor'dan bir kanal açıyorsunuz ama bu tek kanal bu arada podimedia gibi çatı altında toplayıp da birden çok yayın yükleyemezsiniz onu başta belirteyim biz bunun sıkıntısını yaşadık çünkü anchor'da anchor'dan işte açıyorsunuz kanalınızın ismi ne olsun işte 3'te 2'yi açtınız kanalınızı orada hemen ses dosyasını yüklüyorsunuz yükledikten sonra işte o bölümle ilgili işte bölümün açıklamasını taglerini girebiliyorsunuz girdikten sonra işte tabi orada kapak da yapabilirsiniz bölümünüze o kapağı yapıyorsunuz yaptıktan sonra da işte e, orada kanalın genel e, ayarlarında olması lazım. Hemen şeye gireceksiniz işte e, bu bölümlerinizi paylaşmak istediğiniz platformlar var. Anchor her yere gönderiyor onu söyleyeyim. Eğer seç, seçerseniz ki seçmeme gibi şansınız yok bildiğim kadarıyla. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify zaten Spotify'ın Anchor şu anda. E, iHeart Radio, işte Stitcher gibi birçok bir şey var. Podcast mecrası var ismini sayamayacağım birçok yani bizim 11-12 falan da en son Anchor'da şöyle bir şey oldu biz Podimedia'yı kurmaya karar verdik ve canlı yayın yapmaya karar verdik Anchor'da canlı yayın yapamıyorsunuz Podimedia gibi bir kuruluş da kuramıyorsunuz yani bunun yayıncısı Podimedia yazabiliyorsunuz Anchor'a ama işte hepsinin kanalı farklı oluyor hepsine ayrı ayrı giriş yapmak zorundasınız tek bir yerden yönetemiyorsunuz o yüzden biz Spreaker'a girmeyi tercih ettik. Spreaker'a ücretsiz abone olabilirsiniz. Oradan dinleyebilirsiniz bütün yayınları. Yayıncı olarak da ücretsiz olarak 15 dakika yayın yapabilirsiniz Spreaker'da. Ve 15 dakika toplamda da 100 saatlik bir depolama alanı veriyor galiba. 15 dakika aslında tek başına yayın yapan bir insan için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, biz 3 kişi 45 dakika yapıyoruz. Çok yetmiyor bize ama 15 dakika tek başına yayın yapan bir insan için yeterli. Ee, benim kadar çok konuşuyorsanız yetmeyebilir ama... <gülüyor> <gülüyor> onur gibi uzun giriş yapıyorsanız da yetmeyebilir. Evet. Zaten 8-9 dakikalık bir giriş oluyor. Biz çok konuşuyoruz. Bir alışkanlık da var tabii alıştık. Anlatacak şey olunca daha çok konuşuyoruz tabii. E, yetmeyebilir 15 dakika. 6 dolar karşılığında günlük 45 dakika canlı yayın yapabileceğiniz toplamda 100 saat depolama alanı veren bir paketi var Spreaker'ın. Bu giriş paketi. Biz şu an biz bile bunu kullanıyoruz açıkçası. Yükseltmeyi düşünüyoruz yakın zamanda ama şu an bu paketi kullanıyoruz. Burada işte 45 dakika canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınımız otomatikman 5 dakika sonuna Apple Podcast, Google Podcast, Spotify'a direkt gidiyor. Anında yükleniyor. Tek tek yükleme gibi Ve bir derdimiz de olmuyor. Mi? Hani biz zaman açısından da kurtarıyor açıkçası. Aynen öyle. Ve şey oluyor. Yani Spreaker üzerinden de dinleyebiliyorsunuz zaten yayınları. Spreaker'da çok güzel bir podcast dinleme platformu bu arada. Programı gayet iyi. Mobilden de dinleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Her yerden dinleyebilirsiniz. İşte Apple kullanıyorum, Apple Podcast, Google kullanıyorum, Google Podcast'ten dinleyeyim gibi bir derdiniz olmuyor orada. Ee, direkt otomatikman yüklüyor. Spreaker paralı olmasına rağmen çok ücretli yüksek olduğunu düşünmüyorum. Tabii dolar yüksek gelebilir ama yine tek başınıza olsanız bile aylık 36 lira, 35-36 liraya işte 45 dakikalık, günlük 45 dakikalık bir canlı yayın hakkına sahip olabilir. İşte 100 dakikada depolama alanına kavuşabilirsiniz. Canlı yayın yapmıyorsanız 45 dakikadan uzun bölümler yükleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, Bir speaker'a geçtikten sonra şöyle oldu. O hatamızı anlatayım ben. Onu bilmiyorduk. Ee, Anchor'a ben mail attım. Speaker'a da mail attım. Dedim ki işte biz e, kanalımız artık speaker üzerinden yapmak istiyoruz. Ee, bizim işte RRS kodumuzu speaker'dan alınsın. Bu arada önceki yayınların RRS koduyla speaker'a yükleme yaptım. Yani speaker'da başka bir yere yükleme yapıyorsanız mesela siz Anchor'dan yayın yapıyorsunuz ama yayınlarınızı Spreaker'dan da yüklemek istiyorsunuz diyelim. Anchor'daki RRS kodunu Spreaker'a e yüklediğiniz zaman otomatik çekiyor. Ben o güne kadar olan yayınları çektim. Ama meğersem Spreaker'a mail atıp Anchor kanalını komple taşınmasını istemem gerekiyormuş. Yani Anchor'daki bizim podcast kanalımızı Spreaker'a taşınabiliyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Ben dedim ki Anchor'a artık bizim yayınlarımızı Spotify'dan işte Google'dan, Apple'dan yayınlamayın. Biz farklı RRS kodlarıyla yayın yapacağız dedim. Tabi bu arada ben mesela Spotify'a Spreaker'ın RRS kodunu veriyorum ama kabul etmiyor. Çünkü sizin böyle bir kanalınız var diyor. Spreaker üzerinden yaptığım zaman o da kabul etmiyor falan. En son ben anchor kapatmadan Spreaker'dan yayınları yükledim. RRS'den otomatik olarak yükledim. Kendim değil. Spreaker'a dedim ki sen otomatik olarak Spotify'a gönder. Baktım ki Google Podcast'te ve Spotify'da Apple'da böyle bir şey olmadı. İki tane üçte kanal oldu. E, Apple'ın niye böyle bir şey olmadı? Apple'ın podcast e, işte iTunes Connect'ten podcast şeyi var. E, kullanıcı arayüzü var. Oradan ben bütün podcastlerimin arayüz kodunu yükleyip şahsi olarak yönetebiliyorum. Apple bu konuda şu anda en iyisiydi. Bu süreci yaşadıktan sonra Spotify'da bunu açtı. Artık kanal olsa da arayüz kodunu yüklediğiniz zaman eğer arayüz kodu elinizde varsa o kanal daha önce Spotify'a yüklenmiş olsa bile Spotify'dan kendi hesabınıza yükleyip takip edebiliyorsunuz. Spotify'da onu açtı. Şu an bir tek Google Podcast'i biz Türkiye'den yönetemiyoruz. Google Podcast'in şu an Türkiye'ye açılmış bir yönetici paneli yok. Onu yönetemiyoruz. Velhasıl biz, ben Encore en son çok uğraştım bununla çünkü. Encore demek ki bizim kanalımızı komple kapatın. Biz artık yayın yapmak istemiyoruz Encore üzerinden. Encore'daki kanalımız maalesef kapandı. Çünkü Encore otomatik olarak RRS göndermeyi kapatmıyor. Silseniz de, artık gönderme deseniz de durmuyor. Sürekli göndermeye devam ediyor. Kapatmak zorunda kaldık bu yüzden. Eğer ki şey olsaydı, Anchor bu otomatik göndermeyi kesseydi biz Spreaker üzerinden devam edebilseydik, Anchor'ı kapatmayacaktık. Onu söyleyeyim. Anchor ücretsiz yayın yapmak için ve tek kanalınız varsa gerçekten çok iyi bir platform. E, Spreaker'a geçme zorunluluğunuz yoksa canlı yayın yapmayacaksınız. Birden çok işte podcast kanalınız olmayacaksa Anchor kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü herhangi bir süresi yok. İşte oradan efekt falan da ekleyebiliyorsunuz. Ne bileyim müzik ekleyebiliyorsunuz. Spotify'daki kendi Spotify hesabınızı bağlayıp Spotify'daki müziklerinizi kullanabiliyorsunuz Anchor'da. Herhangi bir telife takılmadan. Ee, böyle güzellikleri var. Anchor'ı o yüzden oradan da kullanabilirsiniz. Ben Anchor ve Spreaker şey, tavsiye ediyorum. Ee, Anchor ücretsiz, Spreaker daha profesyonel yayın yapacak insanlar için. Daha iyi diye düşünüyorum. Ee, şeyler böyle olur. Yayınımız için de çok güzel bir deneyim paylaşımı oldu. Bu hatayı yapmamız aslında sizler için güzel oldu. Bir deneyim var ve yaşadıklarımızı da sizlerle paylaştık. Siz bizim düştüğümüz hatalara demeyelim. Siz bizim düştüğümüz dalgınlıklara düşmeyin. Şimdi çok rahat bir şekilde Spreaker üzerinden sizlere ulaşabiliyoruz ve bu Podimedia çatısı altında da yeni kanalları Spreaker hesabımızın altına koyaraktan sizlerle geniş bir sepet oluşturuyoruz aslında podcast sepeti. Bu noktada memnuniyetimiz çok yüksek Spreaker üzerinden ama Anchor'ın da biraz önce de bahsettiğimiz gibi çok faydalı işleri de var. Eğer ki hani tek bir yayın üzerinden gitmek istiyorsanız ya da tek bir kanal üzerinden gitmek istiyorsanız başlangıç olarak Anchor'ı da tavsiye ederiz belirttiğimiz gibi farklı noktalarda farklı yerlerdeyken aynı hesaba bağlanıp aynı kanala bağlanıp bir program yapabiliyorsunuz. O noktada da başlangıçta onu da kullanabilirsiniz. Başka ne anladın? Aynen yani Hı. istatistiksel verilerini konuşalım. işte evet. Çünkü onları takip etmek, istatistik takip etmek gerçekten ben çok seviyorum mesela biliyorsunuz sizi de zaten sürekli evet. gün içinde de rahatsız ediyorum. Ama ee, o yönüne gelecek olursak şöyle, Anchor bütün gönderdiği platformlara ve Anchor üzerinden dinlenmeden istatistiklerini ayrı ayrı sunuyor size. İşte şuradan şu kadar dinlendim buradan bu kadar dinlendin diye. Spreaker'da böyle bir şey yok. Spreaker, Spreaker üzerinden olan dinlenmeleri Play olarak gösteriyor. Diğer platformlarla olan dinlenmeleri Download olarak gösteriyor. Ee, ama paket arttırdığınızda belki biz tabii de denemedik diğer paketleri ama daha ayrıntılı e, şey istatistikler veriyor ama genelde onlar şey ya coğrafyaya yönelik işte e, yaşa yönelik falan istatistikler ayırmıyor. Bunun içinde benim gibi istatistik manyaysanız ne kadar nereden dinlendik falan filan bunları çok takip ediyorsanız şöyle ki e, iTunes hesabınız varsa iTunes Connect var. iTunes Connect'e gireceksiniz. Orada podcast'ler var. Podcast'lere girdikten sonra Oradan işte yayınınızın RRS kodunu yükleyip daha sonra artık Apple hesabınız üzerinden Apple'dan ne kadar dinlendiniz, işte dinleyenlerin ne kadarı aboneydi, ne kadarı abone değildi, hangi nereden, hangi ülkeden dinlendiniz, yayınız dinleyenler ortalama ne kadar süre dinledi. Hem genel olarak hem bölümsel bazda bunları tek tek ayırıyor. O yüzden Apple Podcast'in istatistik verileri iyi öğrenebiliyoruz Apple üzerinden ne kadar dinlendiğimizi falan. Bu yönde mesela girişimci muhabbetinin çok şikayeti var Apple Podcast'ten. Onlara ulaşmak istedim ama zamanım olmadı. Apple Podcast, iTunes Connect onlara da bağlanmıştır muhtemelen ama ben oradaki istatistiksel verilerden gayet memnunum. Çünkü Apple kendi üzerinden dinlenmeleri net bir şekilde açıyor. Spotify var yine. Podcasters.spotify.com var. Onu bulmak biraz zor. Spotify Podcast yazınca o çıkmıyor çünkü direkt. Ee, en son 4-5 bölüm önce yine girişimci muhabbetinde konuşmuşlardı. Spotify podcast hesabından haberleri yoktu zannedersem. Spotify verilerini nasıl alacağımızı bilmiyoruz diyorlardı. Yine bu konuda ulaşmak istemiştim ama dediğim gibi zamanım olmadı. Ee, Podcasters.spotify.com'a girip yine yayınınızın aralese kodlarını, birden çok yayın olabilir bu arada. Hepsini tek bir yerden takip ediyorsunuz. Şahsi Spotify hesabınıza giriyorsunuz. Yayınların aralese kodlarını yüklüyorsunuz. Hepsini tek bir yerden kontrol ediyorsunuz. Genel size tüm yayınları da veriyor, özel de veriyor. Spotify biraz karışık. İşte kaç kişi dinledi, kaç kişi 60 saniyeden fazla dinledi. Aslında daha açık ama biraz karışık. İşte kaç kişi birden çok bölümünüze tıkladı gibi size çok ayrıntılı, detaylı veriler veriyor Spotify podcast yönetici paneli. bu yönden onun da yönetici paneli gayet güzel. Ya yani sadece Spreaker'a yükledim veya Anchor'a yükledim, verileri oradan alayım gibi bir düşünceniz olmasın. Dediğim yöntemlerle işte Apple Podcast ve Spotify üzerinden de verilerinizi daha açık ve net bir şekilde takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. E, ...gayet detaylı ve teknik bir Aynen. anlatım oldu galiba. Biraz uzun konuştum ama... Çok da e, güzel oldu. Yani sanki şey gibi oldu. Bunları aslında görsel olarak anlatmak tabii daha iyi tabii. olabilir. Ben mümkün olduğunca açmaya çalıştım. Belki ileride de YouTube üzerinden bir çalışma yaparaktan da... ...görsel olarak da özellikle işte mikserin kurulumu... ...mikrofon sistemiyle ilgili de programlar yapabiliriz. Yayının da zaten sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizden sık sık gelen sorular... Ee, ve hani internette de sık sık karşılaştığımız sorunlarla ilgili bir e, aslında program oluşturmak istedik ki hemen hemen hepsine sanırım cevap verdik ve sizlere de yararlı olacağını düşünüyoruz. Tabii bunun yanı sıra podcast yayını sadece yayınlamakla kalmıyor. Sosyal medyayı da ciddi anlamda kullanmanız gerekiyor. Örneğin biz Facebook ve Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden iletişimimizi sürdürüyoruz. Çünkü dinleyicilerinizden geri dönüş alabileceğiniz en önemli kanallar sosyal medya kanalları. Buradan zaman zaman bizi tebrik eden bizi, bizim bizden motive olan insanların da mail maillerini ya da işte e, sosyal medya kanalları üzerinden mesajlarınızı bu bizi de motive ediyor zaman zaman sorular geliyor özellikle bu podcast yayıncılığı ile ilgili ya da nasıl yayın yapabilirim sizde yayın yapabilir miyim gibi e, sosyal medyada aktif kullanırsanız yeni kullanıcılara ulaşma e, avantajınız oluşuyor e, bizim de biz ilk başta ilk yayınımızı yaptığımızda genelde çevremizdeki dostlarımız dinliyordu ve hep öyle gideceğini düşünüyorduk ama şu an ağırlıklı olarak baktığımızda çok ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştık ve çoğunluğunu tanımıyoruz. Tanımadığımız insanlarla sohbet ediyoruz. Tanımadığımız insanlara ulaşıyoruz. E tabi bu ayrıca bir motivasyon kaynağı. Bunda da en büyük etkenlerden biri içeriğimiz iyi, ses kalitemiz iyi vesaire ama sosyal medya kullanımı da çok önemli. O yüzden e, sosyal medyayı da ihmal etmeyin yayınlarınızla ilgili. Yayın öncesinde ve yayın sonrasında da paylaşımlarınızla insanlara güncel bilgiler, programınızla ilgili bilgiler verebilirsiniz. E, bunu da tavsiye etmeden duramayacağım diye düşünüyorum. Tabii herkes web sitesi kuramayacağı için sosyal medya aslında çok iyi bir mecra bu konuda. Kesinlikle öyle. E, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Alper'in klasik bir şu şeyi <laughs> ben. Ee, hemen bitirmeden uzaktan nasıl yayın yapacağız diye. Belki bir arada olmayabilirsiniz. Evet. Ee, ben mesela Avukatlık 101 programını muhtemelen uzaktan e, bir kişiyle birlikte yapacağım. Sürekli uzaktan yapacağız. Ee, şöyle mesela biz şu anda spot şeyden Spotify nereden çıktı? Ee, Skype üzerinden birbirimize bağlandık. Skype üzerinden birbirimizi görüyoruz. Telefonlarımızda kulaklıklarımız takılı. Birbirimizi oradan duyup görüyoruz. Aynı zamanda bilgisayarlarımıza mikrofonlarımız takılı. Onlar ses kaydı alıyor. Biz o ses kayıtlarını sonra birleştireceğiz. Sanki yan yanaymışız gibi bir yayın olmuş olacak. Aynı zamanda canlı yayına da Skype üzerinden, Spreaker'ın Spreaker Studio programı üzerinden işte Skype'a bağlayıp ses alabiliyoruz. Canlı yayına da uzaktan konuk alabiliyoruz. O konuda da kimsenin çekincesi olmasın. Uzaktan da bu işi yapabilirsiniz. İki ayrı ses kaydı alıp onu da söylemiş olalım. Ee, peki Alper'in klasik bitirişi olsun o zaman Onur. Ee, bizi Spotify, Spreaker, Google Podcast ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ee, yorumlarınız çok önemli özellikle Apple Podcast üzerinden. Eksi Sözlük'te de bizim bahsimiz geçmiş bu arada. Hiç haberimiz yokken. Ee, eksi Sözlük'ten de bize yorum yaparsanız seviniriz. Belki bu süreçten sonra yorum da gelir orayı çünkü hiç dile getirmemiştik. Ee, peki görüşmek üzere o zaman. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım e, podcast yapmak için, isteyenler için iyi bir cesaret ve bilgilendirme olmuştur. Hoşçakalın.